Kayıt. Robotum duvara 15 santim kala duracak. Basıyorum. Gidiyor ve duvara 15 santim kala duruyor benim robotum. Engeli görünce. Peki benim robotum bir araba olsaydı, arabamın önüne bir engel çıksaydı ne yapardı? Durması gerekiyordu. Sensör seçiyorum, evet. Sensör hangi renkteydi? Açık mavi renkte. Şu an hangi atölyedesin? Bize anlatır mısın? Biz şu anda robotik kodlama atölyesindeyiz. Belediye başkanımızın açtığı STEM merkezinde robotik kodlama alıyoruz. Peki atölyede neler öğreniyorsun? Nasıl robotik kodlama yapıyorsun mesela? Robotik kodlamayı bilgisayarımızda olan uygulamadan oraya kodlar ekliyoruz ve orada ileri gitmek, hareketi durdur, ters dön gibi şeyler var. Biz de bunları robotumuza bağlayıp bunları öğretmenimize gösteriyoruz. Peki buranın derslerine, okuluna katkısı neler oldu? Buranın derslerime katkısı daha iyi düşünmeme yardımcı oldu robotik kodlama. Farklı açılardan bakabilmeme yardımcı oldu sorunlara. Peki nasıl öğrendin? Bize anlatır mısın? Buraya geldiğimde sanırım birkaç gün sonra bunu öğretmişti öğretmenim. Sonra turnuva yaptık. Turnuvada ben kazandım. Birinci ben oldum. İkinci Simay oldu. Üçüncü, dördüncü, beşinciyi hatırlamıyorum. Peki bu oyunlar hangi atölyede oynanıyor? Bu atölyede neler öğreniyorsunuz? Bu atölyede oynanıyor bu oyunlar. Bu atölyede akıl oyunları, zeka oyunları öğreniyoruz. Çoğu oyun burada var. Bazılarını öğrenemedik ama daha süremiz yetmedi galiba. Bazılarını öğrenemedik buradakileri. Ben o yüzden televizyondan takip ettim. Peki sana katkıları neler oldu bu atölyenin? Farklı açıdan düşünmeye başladım. Öğrencileriniz burada STEM merkezimizde atölyelere katılım sağladılar. Neler söylemek istersiniz? Bir veli olarak çocuklarınıza nasıl katkıları oldu? Neler öğreniyorlar? Valla çok güzel katkısı oldu. Teşekkür ediyoruz bu arada başkanımıza böyle bir şey sunduğu için bize. Özellikle çocuklarımıza internetten, televizyondan uzak bir şey oldu yani. Sürekli televizyonun başındalardı, internet oynuyorlardı, oyun oynuyorlardı. Çok güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz. Peki öğrencileriniz burada eğitim aldıktan sonra herhalde bir icat yapmak istiyorlar. Ondan bahseder misiniz? Evet. Sokak hayvanlarına, özürlü olanlara şey yapacak. Kızım kol yapacak. Anlatır mısın biraz? Bacak kolu olmayan hayvanlara içte yazıcıyla falan öyle robot bacak falan yapmak istiyorum. Çok memnunuz. Yani belediyemize teşekkür ediyorum. Şimdi Ağustos ayında tekrar robotik kodlama için tekrar kayıt yaptıracağız kısmet olursa. Peki çocuğunuza burada nasıl katkılar sunuluyor? Neler bahseder? Yani öğretmenimiz de çok iyi. Çocuğumuz da memnun. Zaten teknoloji çağındayız. Burada öğrendiklerimden dolayı bilim adamı olmak istiyorum. Bize bir imkan sunduğu için Sayın Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim ikinci kursumuz Melis'in. Daha önce de akıl zekaya gelmişti. Çok faydası oluyor. Kendini geliştiriyor. Hayal dünyası genişliyor. Teknoloji çağında yaşadığımız için teknolojik şeyleri tanıyor burada. Çok iyi gidiyor bu şekilde. Çocuğunuza daha başka ne katkıları oldu? Yani özgüveni gelişti. Arkadaş ortamı, sosyal çevresi, konuşması, duruşu yani tamamen değişiyor çocuk ya. Böyle şeyler çocukların gelişimi için çok önemli. Peki zaten derslerine katkısı olduğunu düşünüyorsun? Tabii ki oldu. Hani arkadaşlarına en azından ben şunu öğrendim, ben bunu biliyorum diyebiliyor. Kendini daha iyi ifade edebiliyor. Aynen. Yani çok memnun kaldık biz. Çok güzel. Öncelikle STEM ne demektir ondan bahsetmek istiyorum. STEM bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşan bir kelime aslında. Çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitimler veriyoruz. Bilim merkezimizde yaz döneminde 6 farklı atölye planladık. Yaz döneminde STEM atölyesi, 3 boyutlu dijital tasarım atölyesi, anne çocuk akıl oyunları atölyesi, Scratch atölyesi, robotik kodlama atölyesi mevcut. STEM merkezimizde Tarsus'ta yaşayan 8-14 yaş aralığındaki tüm çocukları bekliyoruz.